Merhaba müzik öğrencileri, müzikçiler, müzisyenler, müzik öğretmenleri ve Sibelius kullanıcıları. Bu videomuzda Sibelius müzik programında dizek üzerindeki dönüş işaretlerinin doğru çalmalarını ayarlayacağız. Yani biz buna müzikte trafik diyoruz. Bazı tekrar işaretlerimiz var biliyorsunuz müzikte. Reprizimiz var, senyomuz var, da capo al finemiz var, finimiz var ve kodalarımız var. Yani böyle bir veya buna benzer bir yazı yazdığımız zaman, nota yazısı yazdığımız zaman dönüşleri tam doğru çaldırmamız gerekiyor. Bunları müzik programlarına bazı komutlar vererek yapabiliyoruz. Ancak vermezsek işin içinden çıkamıyoruz. Bazen yanlış yerlere dönüyor veya çalmıyor. Şimdi ben hiç nota yazmadım buraya. Amacımız trafiği ayarlamak. Ve bütün her ölçülerin üstüne numaralar da yazdım ki biraz sonra anlatacağım zaman hangi ölçüye döndüğümüzü göreceğiz. Sonra bu işaretleri de tam nasıl kullanacağımız, yani hangisini yaparsak nereye gider, nerede durur, nerede kalkar, nerede atlama yapacak, nereye geçecek onu öğreneceğiz. Evet, şimdi şöyle yapıyoruz. Bir boş bir çaldıralım programımız. Bunu çalsın güzelce. Yani nereye dönüyor? Şu anda hiçbir ayar yapmadım. Sadece senyoları yerleştirdim. Finleri koydum. Yani bunu ben kafama göre bir düzenleme yaptım. Bunu istediğimiz yere koyabiliriz senyoları. Ona göre komutumuz değişecek. Şimdi ben böyle bir şey istiyorum dedim yani. Şurada da bitsin mesela. Normalde burada biter ama buraya dönsün bitsin diyorum. Bir de tekrarlar var. Bakın bunları da çalmasını istiyorum. Mesela buraya tekrar yerleştirmedim. Buraya da yerleştirmedim. O yüzden onları bir kontrol ederek nasıl çalıyor bir bakalım. Ben önce bir boş çaldıracağım notasız. Ondan sonra da göreceğiz doğru mu çalıyor yanlış mı çalıyor. Onu karar vereceğiz. Şöyle bir hatırlatayım. Senyoyu gördüğümüz zaman ikinci senyoyu arayacağız. İlk senyoyu görünce. Yani bunu gördüğümüz zaman diyeceğiz ki şimdi öbür senyo nerede bakacağız bunu bulacağız. Evet buraya gelince müzikte eğer başka bir tekrar varsa onu çalacağız. Bakın burada bir tekrar var. Sonra diyeceğiz ki bu senyonun görevi buna atlamak. Bu birinci senyoya gitmek. Oraya gidecek. Sonra bu çalacak. Şuradaki kodayı görecek. Diyecek ki aa ben bu kodaya geldim. Şuradan şu öbür kodaya atlamam gerekiyor diyecek. Yani şu aradaki 9'la 12 önce ölçüler arasını makaslayacağız buna. Kat yapacağız, keseceğiz yani. Burayı çalmasını istemiyoruz çünkü. Çünkü parçanın belki nakaratına denk gelir veya birçok tekrar edilen bir bölüm olur. Oraya atlamak gerekebilir. Yani bu kodaya geldiğimiz zaman bu işaretin adı koda. Buraya atlattıracağız ve buradan sonra da da capo'ya geleceğiz. Da capo'ya gelince işler çok değişiyor. Da capo en başa dön demek çünkü. Baş demek da capo. Ama bir de fin var. Yani başa dön fin de bitir. Ama burada da bir tekrar var. Onu da çaldıracağız çünkü. Şimdi normal bir fazla konuşmayayım. Çok konuştum yine. Şuradan baştan sonuna kadar bir otomatik bir çaldıralım. Bakalım nereleri çalacak, nereleri çalmayacak. Önce sıfır haline bakalım. Sonra ayarlamamızı yapacağız. Evet şimdi başlatıyorum ve ben de size konuşarak takip ettireceğim. Hızlı da tempoyu da biraz artırdım. Çalıyor şu anda. Buradan başa döndü. Tamam. Güzel. Sonra devam etti. 9'da geldi. Şimdi buradan bir daha 9'a dönmesi lazım. Tamam döndü. Aferin. Sonra senyoya dönmedi. Buraya geldi. Evet. Da capo'dan başa döndü. Tamam. Fin yaptı. Bitirdi. Şimdi gördüğümüz gibi mesela da capo çalıştı. Başa dönderdi. Ama şu tekrarlar da tamam bunlar da yaptı. Bunlar da çalıştı. Fakat şu tekrar senyodan bu senyoyu döndürmedi mesela. Neden döndürmedi? Çünkü zaten da capo var. Da capo'dan başa döndürüyor. Onu da algılamadı yani. Algılamıyor otomatik olarak. Çünkü onun da kafası karışıyor. Sibelius'un diyor ki ben zaten da capo'm var. Niye oraya döneyim? Başa döneceğim diyor. Burada da bitireceğim diyor. Ama biz bu senyolara bir komut vermemiz gerekiyor. Hatta bir de kodaları da atlattırmamız lazım. Yani demek istediğimizi anladınız.
doğru şekilde çaldırdığım zaman belli bir trafik olması gerekiyor. Şimdi bu trafiği çok iyi anlaşılması için ben doğru şekilde mouse'la göstererek size anlatayım. Buradan gelecek, dördüncü ölçüden bir daha başa dönecek. Burayı çalacak. Sonra beşinci ölçüyü gelecek, çalacak. Burada bir şey yok, daha atlayacak bir şey yok çünkü daha senyo yapmadı. Dokuzu çalacak, burada bir tekrar var, oraya dönecek çünkü. 9'dan başlayacak, gelecek 12'ye. Diyecek ki benim bir tekrarım var. Bir daha buraya dönecek. 9'a dönecek. Sonra dönerken bir bakacak. Aa, senyo var. Aklına senyo gelecek. Senyodan buraya dönecek. 5'e gelecek. Doğru çalması böyle olacak yani. Sonra diyecek böyle gelirken paşa paşa gelirken. Sonra diyecek aa, kodaya rast geldim. Ben bu şurayı demin çalmıştım. O zaman ben bu kodadan şu kodaya atlayacağım diyecek. Yani 13'e atlayacak. 13'ü de çalacak, böyle gelecek ve da kapoya gelecek. Burada bir tekrar yok. Ama da kapo ne diyecek? Beni başa döndür. Başa döndürecek, gelecek fine, bir daha gelecek ve burada bitirecek. İşte arkadaşlar bunu şöyle yapıyoruz. Burada play sayfamıza geliyoruz önce. Yavaş anlatayım bu bölümü. Play sayfamızdan şurada repeats'lar var. Yani tekrarlar demek bu. Buna basıyoruz. Bir pencere geldi karşımıza. Bakın burada diyor ki tekrarları çalma. Tekrarları yani playback çalmaları, tekrarları otomatik çal. Ondan sonra mesela jump diyor, bakın jump önemli bir komut. Yani da capo ve da capo senior gibi şeylerde tekrara atla, zıpla demek yani. Manuel repeat playback'te bunda elle şuraya gir demek istiyor. Yani buraya girin, istediğiniz yeri istediğiniz değiştirin, atlattırın, zıplattırın. Tekrar yaptırın. Şu anda demek ki çalan, baştaki ilk çalan yanlıştı. Şimdi onu nasıl düzelteceğiz? Şimdi bakacağız. 1 ile 4 arasını çalmış zaten. Güzel. Burada yazıyor. Bir de tekrar var. Tekrar çalacak. Sonra 1-12 diyor. Yani 1'den 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12. Buraya kadar aslında bu 8. ölçü ama o bilgisayar 2 kere çaldığı için 12 olmuş oluyor. Sonra 1'den 12'ye kadar çalıyor. Tamam, o da güzel. Sonra 9'a başlıyor. Bakın burada 9 yazıyor. 9. ölçüden nereye kadar gelmiş? 12'ye kadar gelmesi gerekiyor. Tamam, ama burada 16 var. Çünkü niye? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Evet, buraya da 16 ölçü olmuş oluyor. Neyi görecek şimdi? Senyo var. Senyo atlamasını yapmadan ne yapmış? Hatta şuradan pardon, şu 13, 14, 15, 16'dan şuraya geliyor. 16'yı da görünce da kapı al fine'den fine diyelim, tabi Türkçe konuşmuyorum. Da kapı al fine. Buradan 1, 4'e gelecek yani. Buraya gelecek ve bir kere çalmış bakın. İşte bunu şöyle ayarlıyoruz. Aralara virgül koyuyoruz bakın. Virgülle bir de tire koyuyoruz. Hangi ölçüler arası oluyorsa. Şimdi ben burayı bir kere daha çaldıracağım. 1 ile 4'ü bir daha çalması lazım. Şu en son fin nin olduğu kısım yapıyoruz. Tamam. Burayı hallettik. Bir de şuradan yani şu 12. ölçüden 5'e dönmesi gerekiyor. Orayı bir arayacağız. Yani 5 ile 8'i bir daha çalması lazım. Onda nereye çalacak? Şu 1, 4 şuraya 1, 12 demeyecek de. Mesela buraya şöyle diyeceğiz. 9. ölçüden 12. ölçüye. Bunlar tabi uğraşırsanız anlarsınız. Belki şu anda kafa karışabilir. Bundan sonra 9'dan 12'ye diyeceğiz. Buradan 9. ölçüden 12'yi çalacak. Ondan sonra şuraya gelecek. Zaten burada tekrarlar var. O kendisi çalar. Bu komutu verdik. Şimdi nereye döndüreceğiz? 5'e döndüreceğiz. Burada 5 var mı? Yok. O zaman ben bir 5 ile 8'i yazayım oraya. Sonra virgülle ayıracağım. Sonra şu 12'ye artık gerek almıyor. Onu siliyoruz. Sonra 13. ölçü var burada. 13 ölçü atlama yaptıracağız. 8'e gelince 8'den buradan 13'e atlattıracağız. Nasıl atlattıracağız? Bakın 5 ve 8. O zaman ben buraya 13 yazmam gerekiyor. 13'ten nereye atlattıracağız? 16'ya atlattıracağız. Zaten burada 16 vardı. Şöyle yazalım. 13'ten 16'ya atlattıracağız. Sonra da capo al fine var burada. Fine. Da capo al fine. Buradan 1-4'e dönecek. Orayı da bir kere daha çalacak ve bu iş bitecek. Şimdi şuradan bir kontrol edelim. Baştan bir hızlıca çalıyor mu bakalım.
Evet, çaldı. Burayı tekrar yaptı. Heh, pardon, başa alayım, şu baştan alsın bir daha. Komutumuza bakalım, yanlışlık var mı? 1-4, ha şurası pardon, 1-12 olacak. Yo, 1-4, tamam. Ha, şuraya 1-12 koyacağız, evet orayı bozmuşuz. 1-12 olacak. Virgülle ayıracağız. Sonra 9-12 olacak. Sonra 5'ten 5-8 dediğimiz kısım, yani şu birinci senyoyla şuradaki kodanın olduğu yer 8. ölçü, şöyle görelim. 5 ile 8 oraya dönüş yapacak. Sonra 13-16'yı çalacak ve başa dönecek. 1-4'ü 1-4'ü bir kere daha çalacağız. Evet, şimdi düzelmiş oldu. Komut hataları yaparsanız yanlış yere döner ama sorun yok, düzeltirsiniz. Ha, onu da göstereyim. Mesela tekrara bastınız, baktığınız şey var. Şimdi şöyle yapalım. Baktınız, şimdi bozdunuz. Şuradan tekrar sıfırlayabilirsiniz. Her şeyi sıfırlarsınız. Bakın boş kullan diyor. Yani orijinal gibi. Ama ben şimdi demek kopya yaptım. Şuradan bir yapıştırayım. Bir daha uğraşmayalım. Şimdi hızlıca bir çaldırıyorum bakalım. Biraz da tempoyu şöyle ayarlayalım. Evet, 1 ile 4'e kadar geldi. Tamam, tekrarımız yaptı. Aferin. Birinci tamam. 5 ile 8'i bir kere çaldı tekrarsız. 9'a geldi. 9 ile 12'de tekrar reprizimiz var. Tamam, doğru çaldı. Senyo yapması istiyorum ben şimdi. Yap. Evet, yaptı. Senyo yaptı. Şimdi koda yapsın. Atla. 13 atla. 13 atla. Şimdi de da kapoyu yap. En başa dön. Aferin. Böyle at yarışı gibi oldu. Sonra başa dön. Ve bitiriyoruz. Tamam. Bunun bir şarkı olduğunu düşünün mesela. Böyle bir şarkı olsun. Bir tane de onunla ilgili bir hazırlık yaptım. Şuradan çaldırayım mesela. Böyle, burada da bakın. Genelde peşrevlerde falan böyle teslimler olur, haneler olur. Senyo 1 olur, Senyo 2 var. Bakın burada da kapısı şey var. Şöyle ayarlayalım sayfamızı. Bakın birçok numara var. Fine var, senyolar 2, 3 tane, 4 tane, 5 tane, haneler, şunlar bunlar. Nasıl dönecek, nasıl yapacak? Bir çalsın bakalım, dinleyelim. Evet, dönüşü yaptı. Döndü. Bu teslime durmadan dönüş yapacak biraz sonra. İkinci haneyi çalıyor. Tekrarını çaldı. Senyo yaptın. Teslime döndü. Tekrar istediği. Tekrar teslime döndü. Ekran gitti bir yere ama. Dördüncü haneye atladı bakın. Ta oradan buraya atladı. Senyo ile nereye dönecek? Teslime dönecek. Bakın başa dönmedi. Çünkü da kapo demedi. Da kapo senyo dedi. Ve finde bitirdi. Bu şekilde videomuzu hazırlamış olduk. Biraz uğraştıktan sonra bu işi çok rahat çözersiniz. Şöyle bir küçük bir tekrar yapalım. Bu işlemler işte senyo, da kapo, da kapo al koda, da kapo senyo al fine, fine ve koda gibi işaretlerinin olduğu yerlerde kullanacağımız bir işlemimiz var Sibelius'ta. Önce play sayfasına basıyoruz. Orada interpretation diye bir yer var. Oradan repeat'e geliyoruz. Orada biliyoruz zaten. Şurada bakın. Hemen repeat. Sonra
Manuel Reverse Playback çıkıyor. Üstüne tıkladığımız zaman, tıkladığımız zaman böyle bir şey çıkıyor. Şu manuelden elle giriş yapıyoruz. Ama şuralarda istersek kullanabiliriz. Bazen hiç çaldırmadan direkt nota yazabiliriz. Yani öyle de ayarlarımız var. Sonra çok önemli olan şey şu. Ölçüleri yazdıktan sonra aralara çizgiler koyuyoruz ve virgüller atıyoruz. Bakın 5 çizgi 8, 5 ile 8 arasını çalacak. Virgül 5 ile 8'i bir daha çalacak. Mesela 2 tane 5 ile 8 çalmış gibi virgül ve çizgilere dikkat ediyoruz. Biz küçük pencerelerimizde bakın oralarda yazdım buraya. Play sayfasına basıyoruz. Oradan repeat'ı buluyoruz. Hem de tekrar olmuş oldu. Sonra da şu sayfaya gelip buraya ne yazarsak manuel olarak onu da Sibelius'a işlettirmiş oluyoruz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle.